Bismillahirrahmanirrahim. İdeal Eğitim Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu eğitim ile ilgili meseleleri konuştuğumuz öğretmenler buluşması panel programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz başlığımız Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesi ile ilgili olacaktır. Yine birbirinden değerli konuklarımız var. E, Sayın eğitimci e, İsmail Turan hocamız hoş geldiniz. Hoş e, Sayın eğitimci Hadi Erdem hocamız e, hoş geldiniz. E, i̇lk sunumumuzu İsmail Turan hocamız yapacak. Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesi ve bununla ilgili e, problemler nelerdir? E, buyurun hocam. Teşekkürler hocam. E, öncelikle e, şuradan başlamak gerekir. Benim için, e, sizler için Toplumumuz için, ülkemiz için ve hatta ümmet için en önemli konulardan biri eğitimdir. Bu eğitimin niteliği ve kalitesidir. Ee, biz alimlerimize, e, akademisyenlerimize, ilim adamlarımıza, eğitimcilerimize, hatta sokaktaki vatandaşlarımıza bile sorsak sizin için en önemli konulardan biri nedir? E, muhakkak ki bunlar içinde eğitim ilk da gelecektir. Hatta ve belki e, ilk sırada gelecektir, en başta gelecektir. Zira biz e, kendi kitabımıza da baktığımızda ilk emrin, Müslümanlara e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inen ilk emrin e, oku olduğunu, ikra olduğunu görüyoruz. Peki biz ülke olarak, toplum olarak e, eğitim kalitesi açısından hangi seviyedeyiz? Bunu e, bunun üzerinde dikkatlice durmak lazım. Çünkü eğitim bir ülkenin, bir toplumun 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını belirleyen en önemli unsurdur. Biz ee, kendi ülkemizdeki eğitim seviyesine baktığımızda e, yatırım yapan, özellikle diğer ülkelerle mu mukayese ettiğinizde genel olarak eğitime yatırım yapan, eğitim üzerinde dikkatle duran, çalışmalar yapan, önem veren ülkelerin kendi sosyal sorunlarını çözdüğünü, toplumsal meselelerini hallettiğini, ekonomik olarak büyüdüklerini, e, sıkıntılarını giderdiklerini hatta dünyada söz sahibi olduklarını görüyoruz. Tam tersine eğitim meselesini dikkate almayan, üzerinde çok durmayan, yatırım yapmayan ülkelerin de maalesef e, ne halde olduklarını, işte kendi iç sorunlarında boğulduklarını, kendi sorunlarını bile çözemediklerini görüyoruz. Biz öncelikle e, kendi eğitim seviyesi, seviyemizi saptamak için e, bağımsız kuruluşların yaptığı, uluslararası bağımsız kuruluşların yaptığı çalışmalar var. En başta e, uluslararası çalışmalardan ilkine dünya ekonomik forumun yapmış olduğu bir çalışma var. Bunu belirli aralıklarla belirli periyotlarla yapıyor. 2017'de yaptığı araştırmada 145 ülke e, içerisinde Türkiye'nin eğitim seviyesinin e, 101. sırada olduğunu görüyoruz. 2018'de yaptığı çalışmada ise Türkiye'nin sadece iki basamak artır yükselerek 99. sıra yükseldiğini görüyoruz. Burada eğitime genel bir yaklaşım var işte. Eğitime e, kamu bütçesinde eğitime ayrılan payın e, oranı e, akademik altyapı, öğrencilerin, çocukların, gençlerin meslek, doğru mesleklere yönlendirmesi gibi birçok e, etkenin, ölçütün bulunduğu e, çalışmada Türkiye'nin 99. olduğunu görüyoruz. Mesela listenin ilk başına baktığımızda ilk sırada işte İsviçre'nin, ikinci sırada Singapur'un, e, daha sonra onları da izleyen Finlandiya ve Hollanda'nın olduğunu görüyoruz. Peki Türkiye'de önde olan başka hangi ülkeler var? Mesela biz daha önce gazete manşetlerinde işte ülke Malezya mı dönüyor, işte ülke İran'a mı dönüyor gibi gazete başlıklarını çok görmüşüzdür, haberleri çok görmüşüzdür. Halbuki biz baktığımızda Katar'ın, Katar'ın, Malezya'nın, Endonezya'nın, İran'ın ve Pakistan'ın bu sıralamada uluslararası arası bağımsız kuruluşların yapmış olduğu sıralamada Türkiye'nin önünde olduğunu görüyoruz. Türkiye peki hangi kategoride yer alıyor? Türkiye'nin etrafındaki ülkelere baktığımızda sıralamada altında ve üstünde olan ülkelere baktığımızda Mozambik, Tanzanya, Etopya, Kamboçya, Nikaragua gibi belki de dünya siyasetinde, dünya tarihinde çok da adı sanı olmayan dünya siyasetinde söz sahibi olmayan birçok konuda Türkiye'den geri o durumda olan ülkelerle eğitim seviyesinde aynı olduğunu maalesef görüyoruz. Peki bu eğitimin genel olarak değerlendirilmesi bir de Eğitimcilerin çok önem verdiği, çok üstüne durduğu bir PISA testi var. Uluslararası öğrenci e, seviye belirleme sınavı, sınavı diyebiliriz buna. Buna da e, OECD ülkeleri 72 tane OECD ülkesi arasında e, yapılan bir araştırmadır. Bu araştırma ülkeler kendisi para verip beni de bir deneyin, kendi seviyemi göreyim diye yaptığı bir araştırmadır. Genelde de gelişmiş ülkelerin yaptığı bir e, sınavdır. E, burada bizim 15. E, 15 yaşındaki çocukların öğrencilerin ee, üç ana başlıkta sınava tabi tutulduğunu görüyoruz. Matematikte, fen bilimlerinde ve kendi dilinde okuduğunu anlama noktasında bir sınava tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu 72 ülke içinde maalesef yine öğrencilerimiz matematikte 49. sırada olmuştur, fen bilimlerinde 52. sırada olmuştur, kendi dilinde yani kendi eğitim aldığı Türkçe dilinde okuduğunu anlamayla ile ilgili sınavda ise maalesef 50. sırada olmuştur. Yani 72 ülke içinde ortalamanı 49, 50 ve 52. sırada olduğumuzu görüyoruz. Yani böyle bir sıralamada olan çocukların, öğrencilerin e, yüksek teknoloji üretmesi, e, geleceği sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, ülkeyi şu anda bulunduğu konumdan daha ileri bir seviye taşıması beklenebilir mi? Tabi bu soruyu sorarken de biz öğrencileri suçlamıyoruz çünkü öğrenciler her biri birbirinden zeki, birbirinden kıymetli doğuştan gelen yetenekleri hat safhada olan öğrenciler bu noktada eğer öğrenciler böyle bir başarısına uğramışsa, böyle bir başarısılıkla karşı karşıya kalmışsa maalesef bu onların suçu değildir. Bu onlara verilen eğitimin suçudur. Bu onlara sunulan eğitimin kalitesiz oluşunun bir neticesidir, bir çıktısıdır Peki bu suç kimde diye bir sorgulama yapmamız lazım. Yine karşılaştırmaya devam edecek olursak mesela haftalık ödev saatleri, ödevleri e, eğitimin içinde çok görüyoruz. Mesela bir öğretmen e, öğrenci ödev vermediğinde baktığımızda hemen işte sanki o öğretmenin e, eğitimi önemsiz gördüğü gibi bir algı da var maalesef insanlarda, velilerde. Türkiye'de bir öğrenci ortalama 24 saat ödev yapıyor evde. 24 saat. Almanya'da bu rakam 11 saat, Finlandiya'da ise 12 saat. Yani daha Türkiye'deki çocukların yarısı kadar evde ödev ve zaman ayırmıyorlar. Tabi bu sıralamadaki az önce söyledik Finlandiya dünyada ikinci sırada. Bizim çocuklardan çok daha az çalışıyorlar. Bizim çocuklar çok daha harur harur evde ödevler yapıyorlar, test çözüyorlar, test çözüyorlar. Ama buna rağmen eğitim seviyesinde biz onlara ulaşamıyoruz. Bunun suçu demek ki çocuklar değil. Tabi ödev mantığı zaten e, sorgulanması gereken bir mantıktır. Çocuklar çok ödev verilmesi, Zaten daha önce bakanın Ziya Selçuk'un da gündemindeydi. Tabi bu sorunlar aslında bizim şu anda söylediğimiz sorunlar, biraz sonra söyleyeceğimiz birçok sorun aslında saptanmış, fark edilmiş sorunlardır. Ancak buna adım atma noktasında, çözüm üretme noktasında sıkıntılar vardır. Dediğimiz gibi ödevin amacı normalde çocuğa öğretmek, öğrenmeyi kazandırmak değildir. Öğrenmeyi pekiştirmektir. Öğrenmeyi desteklemektir. Öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir. Ancak baktığımızda Türkiye'deki eğitim alan çocukların çok daha fazlasını yaptıkları halde bunu başaramadıklarını görüyoruz. Tabii bu çok ödev vermenin farklı sebepleri olabilir. İşte e, öğretmenlerin eğitim sisteminin ödeve ödevin üzerinde çok durmaları da olabilir. Tabii Türkiye'deki e, sınıflardaki öğrenci sayısının fazla oluşuyla da, da etkili olabilir. Çünkü bir öğretmen e, sınıfta öğrencilerine yeterli vakti ayıramadığı için her birine diyelim ki 40 kişilik bir sınıftır. E, istediği kadar vakit ayıramadığı için bunu ödev yolla telafi ediyor olabilir. Öyle bir e, amacı olabilir. Tabi ama bu e, faydalı olmuyor. Maalesef çocuklarda e, öğrenmeyi sağlamıyor. Çocukların gelişimine de pek bir katkı maalesef sunmuyor. Peki e, başka yine biz ders içeriklerine baktığımızda mesela Türkiye'de bir öğrenci mesela liselerdeki bir öğrenci ortalama 10-11 ayrı dersten sorumlu tutuluyor. Bu çocuğa hem kimya öğretiliyor hem fizik öğretiliyor. Hem tarih edebiyat öğretiliyor, hem din kültürü öğretiyor. Yani aklımıza gelip gelmeyecek işte vatandaşlık öğretiliyor. Ee, Sayınmakla burada vakit harcamayalım. Birçok ders yani 10-11'e kadar çıkıyor bazen meslek lisesi ise hele bu mesleki derslerin de gelmesi var. Çok daha fazla oluyor. Ayrıca bu derslerin de her birinin içeriği maalesef çok yoğun. Yani bir ders kitabı 150-200 sayfa. Belki daha fazla olan ders kitapları var. Yani çocuklara biz çok şey öğretmeye çalışıyoruz. Çok farklı alanlarda. Ve o her bir alanın içinde de her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ve maalesef çıktıya baktığımızda çocukların e, her şeyi öğretelim derken birçok şeyi hatta hiçbir şeyi öğrenmediğini görüyoruz. Bu da eğitim sistemimizin e, bir handikabıdır. Bir e, maalesef olumsuz yanıdır. Tabi bugün artık e, okullarda, sınıflarda öğrencilere normalde e, bilgi bocalaması yapılmaması lazım çünkü artık bu, bugün bu çağda bu yüzyılda öğrencilerin ve hatta sıradan bireylerin e, bilgiye ulaşması çok zor değildir. Bugün asıl sorun bilgiye ulaşmada değildir, bilgiyi anlamlandırma, bilgiye işlevse, işlevsellik kazanma, kazandırma, bilgiyi hayatta aktarmadır. Biz yine öğrencilerimize vermiş olduğumuz e, eğitim sisteminde derslerin içlerine baktığımızda maalesef çocuk gördüğü birçok şeyi nerede kullanacağını bilmiyordur. Yani biz köylü e, köyde yaşayan bir çocuğa da işte matematiğin en zor konularını öğretmeye çalışıyoruz. İşte türevden integ integrale kadar, işte limitten e, trigonometriye kadar her böyle detaylı şeyleri kazandırmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Ama bu çocuğun bunun ne işe yaradığını ona söylemeyeceğiz ve belki de hiçbir işinde de yaramayacak zaten. Biz derslerin içeriğini öğretim programının içeriğini bir kere hayata uygun bir şekilde hayatta nasıl hayata aktaracağı şekilde ona öğretmediğimiz için maalesef çocukların çok bir ilgisini çekmiyor dersler ve maalesef çocukların birçok yılı bu şekilde heba ediliyor diyebiliriz yine Türkiye'de maalesef çocuklar yeteneklerine göre sınıflandırılmıyor yeteneklerine göre yönlendirilmiyor mesela diyelim bir çocuğun Türkçe'de başarısı varsa, matematiği zayıfsa eğitim sistemi ona matematiğe dayatıyor. Veli ona matematiği dayatıyor. Halbuki yapılması gereken zaten e, biz tabi sorunlara çok e, çözüm önerene çok girmemeye çalışacağız. O Hadi hocamın konusu biz e, sorunları saptamaya çalışacağız ama bazen e, işte yakın olduğu için yine değinebiliriz. E, dediğimiz gibi yani çocuk e, Türkçe'de iyiyse, matematiğe kötüyse biz ona matematiği öğretmeye çalışıyoruz zorla. Sen matematiği öğreneceksin, sen sosyali öğreneceksin, sen İngilizce öğreneceksin. Çocuğun belki de bir alanda yeteneği vardır bir iki alanda yeteneği vardır. Bu alanları seviyordur ama eğitim sistemimiz maalesef ona e, kendi yeteneklerine göre değil de sistemin istediği şekilde ona bir dayatma yapıyor ve maalesef bu çocuk kendi alanda kendini geliştiremiyor. Diğer sevmediği alanda da zaten istenilen başarıyı sağlamıyor. Böylelikle çocuğun eğitim hayatı maalesef olumsuz bir şekilde ilerliyor. Ee, yine biz e, eğitim sistemine baktığımızda eğitimi işte etkileyen, eğitimin kalitesini belirleyen şeylerden bahsettik. Bunların en önemlilerinden biri de eğitime ayrılan bütçedir. Biz eğitimde e, ileri olan e, ülkelere baktığımızda e, genel kamu bütçesinin, ciddi bir oranının eğitime ayrıldığını görüyoruz. Mesela Singapur'da, mesela ikinci sıradaydı, yüzde otuz eğitime harcanıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise yine OECD'nin yaptırmış olduğu, 2019'da yapmış olduğu bir rapor var, hazırlamış olduğu bir rapor var. OECD ülkeleri içerisinde genel kamuda eğitime en az pay ayıran, oran olarak ayıran ülke Türkiye olmuştur. Yani bazen haberlerde çıkar işte Türkiye'de eğitime en fazla bütçe, eğitime gidiyor. Evet doğrudur. Şu anda bütçe görüşmeleri yine yapılıyor. Türkiye'de birinci sırada yine eğitim vardır ama bu yeterli değildir. Diyelim ki başka bir ülke yüzde ayırıyor, otuz ayırıyorken, Türkiye yüzde on üç, on dört, on beş ayırıyordur. Yani bu kesinlikle yeterli bir rakam değildir. Evet birincidir. Bunu e, bu noktada zaten sıkıntı. Zaten birinci olması lazım ama yeterli değildir. Türk dünyada gelişmiş ülkelere, eğitimde kaliteyi yakalamış ülkelere baktığımızda Türkiye maalesef dediğimiz gibi o 72 ülkede belki en geride olduğunu görüyoruz. Tabii e, böyle olunca da maalesef eğitimin birçok noktasında aksaklıkların meydana gel geldiğini görüyoruz. Halbuki işte bazen büyük projelerden bahsediliyor. Tırnak içinde çılgın projelerden bahsediliyor. Halbuki geleceğini düşünen bir ülkenin, toplumun e, çılgın projesi eğitim olmalıdır. En fazla e, önem verdiği, kaynak ayırdığı, Alan eğitim olmalıdır. Yani müteahhitlere verdiğimiz teşvikler kadar öğretmenlere, öğrencilere teşvik vermemiz lazım. Yine buradan zaten öğretmen konusuna geleceğiz. Yine bazı rakamlar verelim. Mesela e, kamu yani devlet bütçesi az harcıyor eğitime. Peki hane halkı ne kadar harcıyor? Bununla ilgili araştırmalar var. Mesela Türkiye'deki kişi başına hane halkında yapılan eğitim harcamalarına baktığımızda 74 dolar olduğunu görüyoruz. Diğer ülkelere baktığımızda mesela Japonya'da bu 950 dolar neredeyse 12-13 katı. İtalya'da 523 dolar. Yunanistan'da 106 dolar. Yunanistan bile bizim bir buçuk katımızdan daha fazla hane halkı eğitimi harcama yapıyor. Tamam kamu belki harcamıyor olabilir. Az harcıyor daha doğrusu harcıyor da yeterli düzeyde harcamıyor. Ama bizim vatandaşlarımızın da bu noktada daha fazla bir ilgi göstermesi, Çocuklarının, toplumun e, ve ümmetin geleceğine daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Biz mesela ilk daha eğitime az bütçe ayrıldığını görüyoruz ve maalesef tasarruf akla geldiğinde bir yerden para kesme ihtiyacı hissedildiğinde de ilk olarak eğitim akla geldiğini görüyoruz. Mesela 2018'de e, bir ekonomik krizi yaşandı. E, baktığımızda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırıma harcadığı 10 milyar TL'lik bütçe, sadece 10 milyar TL yatırıma ayırmış. Bunu 2 milyar TL'si de tasarruf, tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiğini görüyoruz. Yani tasarruf deyince de akla hemen eğitim geliyor. Sanki eğitim fuzulu bir şeymiş de buna bu kesintiyi yapabiliriz de çok da önemli değilmiş gibi bir yaklaşım var. Halbuki dediğimiz gibi ilerleyen, yüksek teknoloji üreten, dünyada söz sahibi olan ülkelere baktığımızda bırakın tasarruf yapmayı. En fazla bütçeyi onlara ayırdığını görüyoruz. Peki e, öğretmenlerden bahsettik. Şimdi bir kere kaliteli eğitimin e, en önemli parçası öğretmendir. Öğretmenin niteliğidir, öğretmenin kalitesidir, öğretmenin gelişimi ve yetiştirilmesidir. Biz e, bu noktada da baktığımızda ülkede maalesef yeterli bir e, çalışmanın yapılmadığını görüyoruz. Mesela öz, öğretmenlik meslek kanunu kaç yıldır? Ee, hazırlanmaya çalışılıyor. 2019'da bitmesi lazımdı. Hala hazırlanamamış. Bu kanunla öğretmenlerin şartlarının iyileştirileceği, özlük haklarının e, artacağı gibi bir beklenti var. Olması gereken de budur. Ancak e, bunun bir türlü yapılmadığını görüyoruz. Halbuki öğretmen mutlu değilken, öğretmen huzurlu değilken e, eğitimin kaliteli olması beklenemez. Yani zaten biz eğitim fakültelerine de baktığımızda öğretmenlik cazip bir meslek olmadığı için Geleceği olmayan bir meslek olarak bakıldığı için düşük puanlı öğrencilerin eğitim fakültelerini tercih ettiğini görüyoruz. Yine öğretmen yetiştiren diğer mesela bölümler İlhad Fakültesi bölümü gibi İlhad bölümü gibi fakültelerin de bölümlerinde artık düşük puanlı öğrenciler aldığını görüyoruz. Halbuki yani bu ileride Türkiye'nin veyahut ülkenin 10 yıl 20 yıl sonrasını inşa edecek kadrolardır öğretmenler ancak insanların bu alanlara özellikle zeki çocukların başarılı insanların bu alanlara yönelmediklerini görüyoruz. Maalesef böyle olunca da öğretmen kalitesini artırmak pek bir mümkün olmuyor. Yine eğitim fakültelerine baktığımızda maalesef e, içerik olarak sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Mesela biz e, okuduk, öğretmenlik okuduk. Sadece dördüncü sınıfta e, okullara gidip staj yaptık. Zaten çocuklar, öğrenciler 4. sınıfta kapasite derdiyle meşgul olduğu için Diğer her şeyi ikinci, üçüncü, beşinci plana atıyor. Siz birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda çocuklara, öğrencilere uygulamalı olarak hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. E, dördüncü sınıfa bunu saklıyorsunuz. Dördüncü sınıfta zaten çocuğun atanma kaygısı olduğu için diğer her şeyi ikinci plana bırakıyor. Ve maalesef tecrübesiz bir şekilde eğitim fakültelerindeki, ilahiyat fakültelerindeki öğrenciler tecrübesiz bir şekilde mezun oluyorlar. Mesela şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak. Hiç... Ee, hastanede staj yapmamış bir doktora biz kendi hastamızı emanet eder miyiz? Hiç kimse etmeyecektir. Yani aklı başında olan hiç kimse hastasını staj yapmamış, hiçbir uygulama görmemiş bir e, doktora teslim etmez. Peki biz e, canımız olan çocuklarımızı geleceğimizi e, ülkenin, ümmetin geleceğini hiçbir tecrübesi olmayan öğretmenlere, tecrübesiz öğretmenlere niye emanet ediyoruz? Yani bu nasıl ki biz kalitesizlik, o PISA'daki sonuçların başarısızlığını öğrencilere vermediğimiz gibi bunu da öğretmen adaylarına, bu tecrübesizliği, bu kalitesizliği öğretmen adaylarına veremeyiz. Çünkü sistem onları bu şekilde yetiştirmiştir. O kendi başına gidip bir okulda staj yapamaz. Yani kimse de kabul etmez zaten. Hiçbir okul resmi bir evrak olmadan hiç kimse içeri alıp da çocuklara bir ders verdirmez. Buradan baktığımızda dediğimiz gibi tecrübesiz bir şekilde yetişiyor ve Uzun süremiz yavaşlaştı. Yavaş ee, evet o zaman yavaş yavaş hızlanayım hocam. Ee, bu mesela öğretmen adaylarının girmiş olduğu e, öğretmenlik alan bilgisi testi var. Maalesef orada da durum iç açı değil. Mesela matematik öğretmeni olacak kişi kendi alan e, sınavına girdiğinde 75 soruda ortalama 30 net yaptığını görüyoruz. Yani yarı yarıya bile değil. Yine mesela biyolojide 26 net, kimyada 25 net, işte sosyal bilgilerde 34 net. Yani öğretmen adayları daha kendi alanlarında bile... E, ...yeterli bir teorik bilgiye de aslında sahip olmuyorlar. Biz az önce dedik ki e, pratik bilgi, uygulamadan bahsettikten vurduk, sıkıntı olduğunu söyledik. Baktığımızda teorik bilgide bile eksiklik olduğunu görüyoruz. Yani burada bile öğretmen adaylarının yeterli bir şekilde eğitim almadıklarını görüyoruz. Yani e, eğitim sisteminin kaliteli hale gelmesi için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi lazım, zeki öğrencilerin yönlendirilmesi lazım, mutlu olmaları lazım... Ve atandıktan sonra da gelişimlerin devam etmesi lazım. Yani atandıktan sonra maaşım cepte işte tamamdır. Ben e, bir daha e, bir eğitim görmeme, kendimi geliştirmeme gerek yok gibi bir yaklaşıma girerse maalesef orada sıkıntı vardır. Yine kısa kısa birkaç başlık e, değineceğim. İnşallah bitireceğim. E, ülkelerin gelişimi için meslek liselerinin önemi herkes bunu söylemektedir. Ancak bir türlü Türkiye'de mesleki eğitim veren e, kurumların e, cazibesi arttırılamamıştır. Öğrenciler bu alana yönlendirilememiştir e, Biz yine gelişmiş ülkelere baktığımızda e, meslek e, meslek liselerinin mesleki eğitim veren kuruluşların ön planda olduğunu görüyoruz buradan mezun olan öğrenciler nitelikli olarak e, işte kurumlara yerleştiklerini görüyoruz tabi Eğer siz onlara, eee mezun olduktan sonra öğrencilere yerleşme garantisi vermezseniz kimsə gidib orada tabii mesleki dərslərə ayrılmaz. Yine okulun fiziki yapılarında sıxıntılar var. Daha önce yaşanmış olduğumuz başörtüsü yasakı gibi, işte ibamate tiplere katsayı zulmü gibi bazı məsələlərin ölkənin onlarca ilını çaldığını, amma bu gün bu məsələlərin çözüldüğünü, artıq e, təhsil nöqtəsində daha üst səviyyələrə gəlməyimiz lazım olduğunu E, belirterek bitirmiş olalım süremizden dolayı. Evet teşekkür ederiz e, Sayın İsmail Turan hocamız Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesi ve problemleriyle ilgili e, bir sunum yaptı. E, özellikle gelişmiş ülkelerin e, gelişmiş kriterlerine baktığımız vakit eğitim meselesini ciddi bir şekilde halletmiş olan ülkeler olarak gördüğünü, bu anlamda geri kalmış dediğimiz ülkelerde ise bu problemin hala ciddi bir problem olarak durduğunu gözlemlemekteyiz. Yani ülkelerin gelişmişliği, ülkelerin eğitim kalitesiyle doğru orantılıdır diyebiliriz söyledi. Ee, yine özellikle Türkiye'nin e, uluslararası e, eğitim kalitesini ölçen ölçeklerde e, kendi standartlarının çok çok altında olan ülkelerle birlikte olduğunu bu da Türkiye'deki eğitim sisteminin bu bağlamdaki vahametini ortaya koyan bir durumdur söyledi. Özellikle eğitim kalitesinin ölçülmesinde doğrudan hedef tahtasına öğrencinin oturtulmasının yanlış olduğu, zira eğitimin kalitesini artıran birçok unsurun olduğu ki bu unsurların en başında eğitim sistemi olduğunu onun için bu meselenin daha geniş bir şekilde irdelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ee, yine ödev konusu Türkiye'de en çok e, yanlış e, anlaşılan e, ne kadar çok ödev o kadar çok eğitim kalitesinin artacağı şeklindeki yanlış algının e, oysa e, standartlara baktığımız vakit, e, istatistiklere baktığımız vakit Türkiye çoğu kez ödev noktasında birçok ülkeden e, ileride olmasına rağmen e, eğitimde almış olduğumuz dönütleri noktasında maalesef durum e, iç açıcı değildir. E, yine ders sayısı ve çeşitliliği noktasında ciddi bir e, problemin olduğu e, çoğu kez e, öğrencinin belki eğitimin ileri kademelerinde görmesi gereken dersleri yani üniversitede görmesi gereken dersleri belki bazen ortaokulda bazen lisede gördüğüne dikkat çekti. Özellikle yine içinde bulunmuş olduğumuz günlerde bütçe meselesi ele alınıyor. Eğitime ayrılan bütçenin de yine ülkelerin gelişmişliği eğitim durumlarındaki gelişmişliğiyle doğrudan orantılı olduğu Türkiye'nin bu anlamda her ne kadar diğer bakanlıklar ve kurumlar noktasında eğitime ayrı olduğu bütçe birinci sırada olsa da bu bütçenin oranı ve miktarı birçok ülkeye göre son sıralarda diyeceğimiz bir durumda. Eğitimi iyi olan ülkelerin bütçeye ayırdığı oranlar ülke gelirinin yaklaşık yüzde otuzu ve üzerini temsil ediyorken Türkiye'de bu sayı bu oran en fazla yüzde on üç ve on dörtlere geldiğini söyledi ve sonuç olarak da özellikle eğitim kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri öğretmen unsurunun olduğu öğretmenin mutlu olmadığı öğretmenin yetiştirilmesinden tutun mesleğini icra etme noktasındaki yeterliliğine kadar e, almış olduğu e, maaşa kadar birçok noktanın e, özlük haklarının öğretmenin kalitesini düşürdüğü, e, özellikle e, bu özlük hakların e, eksik oluşu, sıkıntılı oluşu da çoğu kez e, üniversite sınavlarında eğitim kontenjanlarına e, düşük e, puanlı öğrencilerin yerleşmesine bu da eğitimi doğrudan e, zedelediğini söyledi. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. E, İkinci sunumu da e, Hadi Erdem hocamız yapacak. Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesi ve bunola, bunlarla ilgili e, gösterilebilecek çözüm önerileri nelerdir? E, buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. E, eğitim malumunuz olduğu üzere e, anne karnında başlayan bir süreç. E, eğitim bilimlerinin de kabul ettiği bu süreç anne karnıyla başladığı için aslında ee, okul öncesindeki eğitimin, e, okul sonrasındaki eğitimi e, yüksek oranda etkilediğini biliyoruz. E, bu anlamda e, okul öncesi eğitim aslında e, okul dönemi ve okul döneminden sonraki eğitimde as e, daha e, kalıcı etkilerin daha e, e, ileri ileriye dönük yapılacak çalışmaların Temelini oluşturacağı için en çok yatırımın, en çok dikkat ve ilginin oraya çekilmesi lazım. Burada e, farklı paydaşlarımız olacak, farklı ortaklarımız olacak e, bu süreci iyi değerlendirmek açısından. Öncelikle çocuğun e, 0-3 e, yaş aralığında kişiliğinin %40'ının oluşması ve daha sonra e, 3-6 yaş arasında %20'sine yakınının oluşması. Kalan yüzde kırklık dönemin ise 6, on ikilik dönemde %20, yirmi kalan yüzde yirminin de ergenlik çağı ve sonrasında oluştuğunu eğitimciler belirtmekte. Bu gerçek bize anne babanın çocuğunu, ailenin bireylerini, çocuğunu eğitim yuvalarına göndermeden önce Hazırlanması gerektiğini gösteriyor. Öncelikle bu işe ailede başlamalıyız. Ailede ki bu e, değişimi de e, ailelere rehabilite ederek, aileleri rehabilite ederek, ailelere bu konuda gerekli e, farkındalıkları yaratarak e, yapılmalı. Özellikle aileleri bu konuda bilinçlendirme konusunda e, aile danışmanlarının Belki de aile hekimliği olduğu gibi ileride yeni çalışmalar var, aile imamı, aile imamı olduğu gibi aslında aile eğitimcisinin de olması bu sürecin daha sağlıklı yürütülmesine sebep olacaktır. Anne ve babasından gerekli ve kıymetli eğitimi güzelce alan bir birey okula geldiğinde, verilecek olan eğitimi daha iyi hem almak e, üzere olacaktır hem de uygulaması daha rahat olacaktır Onun için dünyada şu anda en çok önem verilen dönem okul öncesi dönemdir kreş ve anaokulu dönemi dediğimiz e, okullarda e, bu dönem o çocuk için okulda yaşayacağı döneme bir temel hazırlamaktan Yapılan araştırmalar bize okul öncesi dönemin ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Özellikle yap, gelecek 50 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde e, mesleklerin %47'si, Türkiye'de ise %59'unun e, teknolojik gelişmeler neticesinde yapay zeka ve bilgisayarlar aracılığıyla, otom, e, otomasyon aracılığıyla, yok olacağını göstermekte. Bu da bizim bu işe temelden başlamamız gerektiğini göstermekte. Özellikle yakın zamana kadar eğitimin temel felsefesinde öğrencileri mesleki anlamda bir mesleğe yönlendirme anlamında bir yönlendirme vardı. Ama artık yapılan araştırmalar bu sürecin yanlış olduğunu, çocuğun bilgiler ve gelişim aşamasının geliştirilmesi ve bu hususta özen gösterilmesi gerektiğini gösteriyor. Onun için çocuklar daha küçük yaşlardayken onları sosyalleştirme, onları daha bilişsel anlamda okuduklarını anlayacakları, önlerine çıkacak sorunları çözebilecekleri bir hale getirmek lazım. Evin evin içinde büyüyen dışarıya çıkmayan, aşağıda çocuklarla, arkadaşlarıyla tanışmayan, konuşmayan, onlarla oyun oynamayan, e, evde televizyon başında, bilgisayar başında, tablet başında e, zaman geçiren çocuklar maalesef ilerleyen zamanlarda okulla da uyum sağlayamamakta ve ciddi anlamda e, sorun yaşamaktadırlar. Onun için e, evde dahi olsa babasının işlerine yardım eden, annesinin işlerine yardım eden Hatta gerekirse babası esnafsa belli bir meslek grubundaysa hafta sonları hatta hafta içi belli saatlerde çocuğunu kız erkek fark etmiyor ona yardıma götürüp onu hayata hazırlayıp bilişsel e, yönünün gelişmesini sağlaması gerekiyor. Yine lise öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar bize kısa sürede dönüt sağlasa bile maalesef uzun süreli kalıcı çözümler getirmemekte. Onun için en önemli süreç okul öncesi sürecidir. Bu konuda da okul öncesi sürece de e, maalesef e, en büyük sorunumuz maddi yetersizlikler neticesinde ailelerin okul öncesi sürece katılmadıklarını görüyoruz. Özellikle 3-4 yaş süreciyle başlayan kreş daha sonra da eee okulu sürecine katılım çok az. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu anda Kur'an kursları bünyesinde e, düzenlediği e, kreşler e, 4 yaş itibariyle başlamakta. Özellikle ailelerin e, hem İslami e, anlamda bilgi ve becerilerini sağlaması hem de e, çocuğun bilinçsel e, yönünün gelişmesi için bu Alanları tercih edip on çocuklarını buraya yönlendirmesi gerekiyor. Çocuk evin e, hapsinden kurtulmuş oluyor ve kendisi e, daha sosyal, daha e, aktif olmaya başlıyor. Okul öncesi dönemde kreşler ve anaokulunda istenilen ücretler maalesef ailelerin çocuklarını buralara göndermemesine sebep oluyor. Devletin bu hususta e, velileri rahatlatıp onları kendilerine e, çocuklarını rahat bir şekilde götürecekleri bir e, imkan sağlaması gerekiyor. Özellikle e, anaokullarında alınan e, belli aidatların her veli tarafından ödenme konusunda e, sıkıntı yaşanmasıyla Aksamak'ta e, çocuk Süre okula başlamasına rağmen, kreşe başlamasına rağmen, anaokuluna başlamasına rağmen velisinin birkaç ay sonra çocuğu göndere, göndermemesi çocuk üzerinde çok kötü bir şekilde e, etki bırakmakta ve ileride bu çocuk çocuğun okulla bir daha bağdaşması ve duygusal e, bağının kopmasına sebep oluyor. İsmail Turan hocamızın da bahsettiği özellikle Öğretmen kalitesinin arttırılması konusunda, geçmişten gelen e, sorunlar yükünün e, bu hususta öğretmenlerin e, sıkıntılarını gidermede çok ciddi bir e, sorun yaşatıyor. Bu sorunun yaşanmasının en önemli sebeplerinden biri maalesef e, eğitim fakültelerinin gerekli öğretmen ihtiyaçlarına göre tasarlanmaması, düzenlenmemesi. E, 200 17 bin gibi bir e, e, kapasiteye ulaşarak e, şu anda KPS'ye giren öğretmen adaylarının çoğunluğunun e, öğret, kamuda öğretmenlik yapamama gibi bir kötü durumla karşılaşması e, mevcut e, sorunların Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasındaki iletişimsizliklerden kaynaklandığını göstermektedir. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığı'nın da düzenlediği 2019-2023 eğitim politikaları konusundaki tavsiyelerine de bakacak olursak Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK değil arasın YÖK arasında ciddi bir iletişimin kurulması, aralarında kurulacak bir komisyonla öğretmen ihtiyaçlarının dikkate alınması ve bununla beraber eğitim fakültelerinde mevcut bulunan e, hizmetlerin mevcut öğretmenler görev yapan öğretmenlerin kalitesinin artırılması konusunda yardımcı e, olması için e, kullanılmalı kullanılması tavsiye edilmekte biz de bu hususta e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, bir dönem bu konuda attığı adımların daha sonra geri çekilmesi konusunda muzdarip olduk ama devam edip e, üniversitelerde bulunan hocaların e, profesör, doçent ve diğer doktor hocalarımızın mevcut öğretmenlerin kaliteli e, bir e, duruma gelmesi için gerekli çalışmaları yapmaları gerekiyor. Bir diğer husus öğretmenlerin e, maddi e, durumlarının iyileştirilmesi. Maalesef şu anda bir öğretmen en düşük memur maaşının bir tık üstünde maaş alıyor. Polis, bekçi, sağlık çalışanı e, ve diğer meslekler, avukat gibi meslekler maalesef öğretmenlikten yüksek maaş almakta. E, ve bu şöyle bir sorunu doğuruyor. E, YKS sınavına giren öğrencilerin maalesef e, öğretmenlik dışında mesleklere gitmesi, e, öğretmenlik bölümüne giden öğrencilerin de e, mecburen bu bölüme gitmesi, isteksizlik ve Kalite düşüklüğüne sebep olmakta. Bu öğrencilerin bu alana kaydırılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı. Bilişsel anlamda ileri düzey öğrencilerin öğretmenlik bölümlerini seçerek bu anlamda eğitime katkı sağlayacak hale getirilmesi gerekiyor. Türkiye OECD PISA araştırmalarına göre ortalamasına göre okulda süre geçirme yani yıllık anlamda süre konusunda ortalamanın altında olmasına rağmen yani okulda öğrenciyi sürekli tutmamasına rağmen bu güzel bir sonuç gibi görünüyor ama okulda tuttuğu dönemde de öğrenciyi maalesef gereksiz derslerle veya gerekli derslerin fazla verilmesiyle eee öğrenci okulu okul okul konusuna cazibesiz bir mekan haline getirmekte. Özellikle edebiyat dersinin e, ve sosyal bilimler derslerinin çok fazla yer kaplaması, 5 saat e, edebiyat ve dil ve anlatım derslerinin olması ve eee ortaokulda ilkokulda sürekli yazma, sürekli ödev yaptırma süreçlerinin olması çocuğu okuldan soğutmakta, okula gitmeyi istememek isteksizliğe götürmekte ve bu da maalesef çocuğun e, okuldan uzaklaşmasına sebep olmakta derin bir e, yara oluşturmakta. O açıdan okulda çocuğun tutulması, okulda çocuğun okulu istemesine sebep olacak bir süreç geliştirilmesi gerekiyor. Müfredat konusunda yapılacak çalışmalar da eğitimi kaliteli hale getirecektir. Müfredatın e, sosyal bilimler konusunda maalesef e, biraz önce bahsettiğimiz gibi ağırlık e, kazanması e, müfredatı boğmakta müfredatı doğa bilimlerine de kaydıracak şekilde paylaştırmak gerekiyor. Bu paylaşım çocuğun hayatla içli olmasına, hayatla karşılaşacağı, ileride karşılaşacağı sorunları çözmesine destek sağlayacaktır. Onun için okullarda 8 saatlik eee orta okullarda 6 saat liselerde 8 saatlik süreçlerin öğrencileri gelecekte yaşayacakları hayatlarla ilgili çözüm sunma konusunda desteklenme, desteklenmediği ortaya çıkmış ve e, bu başarısızlık maalesef e, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın da dile getirdiği bir e, itiraftır. E, herkesin konuştuğu bir meseledir. Bunun düzeltilmesi Sayın Bakan'ın da e, bu değişecek demesine rağmen maalesef sürecin halen tıkanmış, çözümlerin uygulanamamış olması bizi daha da ileride e, çözümsüzlüklere götürecektir. Bir diğer husus eğitime e, ayrılan bütçenin maalesef istenilen düzeyde olmaması ve e, OECD ülkeleri arasında sıralamada çok geride kalmamız. Bu OECD ülkeleri arasındaki Türkiye'nin geride kalması Türkiye'nin eğitim anlamında e, harcadığı e, şey e, bütçe ne kadar da birinci sırada yer alsa da gerekli bütçe ayrılmamakta Çünkü bu bütçenin çoğunluğu öğretmen maaşlarıyla personel maaşlarıyla, kapatılıyor. Geri kalan yüzde onluk yani yüzde doksan öğretmen maaşına gidiyor. Kalan yüzde onluk kısımla maalesef eğitim kalitesini arttırmaya çalışıyor Türkiye. Bu anlamda bir yanlış var. Yani onun için öğretmen ve personel maaşlarının dışında bunu daha arttırmak gerekiyor. Yani öğretmen ve personel maaşlarını eğitime harcama gibi fazlasıyla görmek yanıltıcı ve yanlış algı oluşturmanın e, bir neticesidir. On Öğretmen ve öğren e, idarecilerin maaşlarını, personelin maaşını eğitime yatırım gibi görmek maalesef bir hatalı yaklaşımdır. Bir diğer husus, okul yönetimlerindeki e, sıkıntıların giderilmesi. Bu da ancak hastanelerde olduğu gibi. Nasıl ki doktorlardan sorumlu baştabip varsa o e, Okulu da iki çeşit yönetime ayırmak gerekiyor. Birincisi okuldan okulun e, temizlik, düzen ve e, bina yapısıyla alakalı sorumlu bir müdürün olması, bir e, diğer müdürün ise sadece eğitim ve eğitim işleriyle ilgilenecek müdür olması, e, bu daha iyi anlamda getiri sağlayacaktır. Eğitimle ilgilenen müdürün e, sırf eğitim politikalarıyla uğraşması, eğitim çalışmalarıyla ilgilenmesi, planlarıyla ilgilenmesi e, bugünkü okul müdürlerinin yapamadığı ve yetiştiremediği bir husus olduğundan daha iyi sonuçlar sağlayacaktır. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Düzenlenecek politikaların da mutlaka e, verilere dayanması lazım. Her gelen e, giden bakanın burada yanlış yaptık hemen değiştiriyoruz tekrardan başlayacağız İşte bu sınav sistemi olmadı bu çözüm tutmadı gibi sebeplerle gelenin hemen bir öncekinin sistemini kökten değiştirip meseleyi daha çıkılmaz hale getirmektense Türkiye'de bu konuda gerekli çalışmalar var çok şükür özellikle bazı dernek ve vakıfların ee, ve e, üniversite hocalarımızın yaptığı güzel çalışmalar var. Bunların çizgisinde olmak gerekiyor. Bakanların değişmesi, siyasi yönetimin bu hususta sürekli kararlar değiştirmesi maalesef eğitime kötü yansıyor. Teşekkür ediyorum hocam. Evet Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Hadi Erdem hocamız, Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesiyle ilgili e, bazı çözüm önerilerinde bulundu özellikle okul öncesi eğitim meselesinin Türkiye'de ciddi manada ihmal edildiği, zira bir bireyin yetişmesinde bir çocuğun kişiliğinin gelişiminde özellikle 0-3 yaş arası %40'lık bir dilimin ve yine 3 ve 6 yaş arası ise %20'lik bir dilimin ki bu toplamda %60'ı aşan bir durumdur. Dolayısıyla yüzde kişilik ile alakalı %60'ı aşan bir durumla ilgili ciddi bir eğitim politikamızın olmaması bu konudaki eksikliklerimize bir çözüm bulunması gerektiğiyle ilgili ki burada sadece işte devlet ve eğitim kurumları değil tabii ki ailenin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi noktasında çünkü eğitimin aileden başladığını söylüyoruz dedi ve nasıl ki sağlık danışmanları varsa aile hekimleri varsa bu bağlamda ailelerle biraz daha doğrudan daha yakın bir ilişki sağlayabilecek eğitim danışmanlarının da olması gerektiğine dikkat çekti. Öte taraftan özellikle çocukların bilişsel ve gelişim durumlarının göz önünde bulundurulup hayat ile iç içe olan kendisini doğrudan ilgilendiren noktalar üzerinde e, durulması gerektiğine e, kanaat getirdi. E, yine e, işte 2023 eğitim vizyonu dediğimiz e, vizyonda e, maalesef ki öğretmenin e, hala durduğu yer özlük hakları itibariyle e, ciddi bir problemdir. Öğretmenlik meslek kanunu ile bu hakların e, bu özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ee, yine özellikle PISA sonuçlarında e, özellikle e, öğrencilerin okulda kalma durumuyla ilgili süresiyle ilgili e, belki istenilen bir veri olsa da e, ancak eğitimin eğitim mekanlarının e, daha cazip bir hale getirilmesi, daha zevkli bir hale getirilmesi noktasında e, bazı çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti ve özellikle e, Türkiye'deki yine ciddi yanılgılardan biri eğitime ayrılan bütçenin fazlalığı e, oysa burada e, özellikle öğretmene ve personele ayrılan maaşın bundan bağımsız bir şekilde düşünülmesi gerektiği ee, sadece öğretmeni ve personele verilen bütçe değil e, aynı zamanda eğitimin birçok unsurunun kalitesinin artırılması noktasında e, bütçenin iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. E, hocalarımıza e, teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesiyle ile ilgili e, konuştuğumuz e, panel programımızın sonuna geldik. E, emeği geçen hocalarımıza, teknik e, arkadaşlarımıza e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, önümüzdeki hafta inşallah farklı konularla, farklı konuklarla yine sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz, selamette kalınız.